Esra Erol şimdi de Avrupa'da. Esra Erol'la hafta içi her gün saat 15.30'da Avrupalı Türkiye'nin televizyonu Kanal Avrupa'da. Evet, sevgili seyirciler, Kanal Avrupa'nın Duisburg Merkez Stüdyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Yeni bir programla beraber karşınızdayız. Tabii yeni bir program, yeni konu ve konuklarla beraberiz. Bugün gündemimiz oldukça yoğun. Konumuz tabii ki sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları gerçekten hayatımızın vazgeçilmezlerinden olması gerekir. Şöyle bir özetleme gerekirse sivil toplum örgütleri Almanya'nın nüfusu 82 milyon. 82 milyonluk Almanya'da şöyle bir geneleme yaparsak hemen hemen 2 milyon 100 bin civarında sivil toplum kuruluşu var. Kıyaslama yapmak gerekirse bir de Türkiye'yi ele alırsak, Türkiye'de Türkiye'nin nüfusu 75 milyon. 75 milyonluk Türkiye'de ki sivil toplum kuruluşunun sayısı hemen hemen 82 bin civarında. Almanya'da her 40 kişiye bir dernek düşerken Türkiye'de hemen hemen 880 kişiye ya da 890 kişiye bir sivil toplum kuruluşu düşüyor. Bu da bizim sivil toplum kuruluşları yönünden gerçekten çok geride olduğumuzu, çok fakir olduğumuzu gösteriyor. Sivil toplum örgütleri kuruluşları şöyle de vurgulamak gerekir. Ülkelerde, dünyada 3 önemli güçten söz edilir. Birincisi yargı, yürütme ve yasama. Buna ilaveten dördüncü güç olarak da medya lanse edilir. Medyadan sonra bana sorarsanız en önemli beşinci büyük güç olarak da sivil toplum kuruluşlarını adlandırmak gerekir diye düşünüyorum. Ancak biz az önce baştan da yinelediğim gibi, vurguladığım gibi sivil toplum kuruluşları yönünden gerçekten çok gerideyiz. Biz bu programı yaparken amacımız Almanya'daki sivil toplum sivil toplum kuruluşlarını birazcık harekete geçirmek. Birazcık onlara ivme kazandırmaktı. Az önce Türkiye ile Almanya arasında bir kıyaslama yaptım. Bir de olayın Almanya boyutu var. Almanya boyutunu da ele almak gerekirse Almanya'daki nüfusumuzun hemen hemen 3,5 milyon civarında olduğunu varsayıyorum. Sivil toplum kuruluşlarına gelince 2000'i dini içerikli olmak üzere 3500'de 4000 civarında sivil toplum kuruluşu olduğu tahmin ediliyor. Ben bayağı bir araştırma yaptım ama kesin bir rakama ulaşamadım. 3,5 milyon Türk var ve 4000 civarında sivil toplum kuruluşu var. Sayı olarak, oran olarak bir kıyaslama yapmak gerekirse yine aynen Türkiye'deki gibi 880-890 civarında bir kişiye bir sivil toplum kuruluşu düşüyor. Yani aynen Türkiye'de nasılsak Avrupa'daki Türkler de aynen bu şekildeyiz. Evet, bu programla beraber inşallah bir şeylerin değişeceğine ben inanıyorum. Zaten bunun için de buradayız. Eğer buna inanmasak zaten bu programın sorumluluğunu da üzerimize almazdık. Bugün evet çok önemli bir konu. Almanya'daki, Avrupa'daki Atatürkçü düşünce derneklerini ele alacağız. Bu dosyayı açıyoruz. Bugün sadece bir başlangıç. İlerleyen haftalarda bu konuda tekrar bir daha bu konuyu ele alabiliriz. İnşallah bu konuya döneceğiz. Çünkü aramıza yeni arkadaşların, yeni fikirlerin, yeni projelerin ben geleceğine inanıyorum. Bugün sadece bu açılış babında bu konuyu ele alacağız. Çok değerli konuklarım var. Evet, sağımda bu Atatürkçü Düşünce Dernekleri denildiği zaman Almanya'daki, Avrupa'daki ilk Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kuran isimlerin başında gelen Melda Özverim Hanım. 1991'de kendisi Almanya'da ilk olan, ilk Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kuran insanın ta kendisi. Melda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen onun sağında Ziegen ve çevresinde herkesin yakından tanıdığı, sosyal çalışmalarıyla herkesin tanıdığı eski herhalde yanılmıyorsam Türk danışlık falan yapan Tufan Bozdağ'ın kendisi Ziegen ve çevresindeki Ziegenland Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından. O olmazsa bence o dernek olmaz diyorum. Ben kendisi katılmıyor ama ben öyle görüyorum. Evet Tufan Bey hoş geldiniz. Evet en sağımızda Köln'den Cengiz Akyol Bey var. Cengiz Akyol kim derseniz Cengiz Akyol Atatürkçü düşünceye sempati duyan, ben Atatürkçüyüm diyen bir vatandaş.
Evet. Zaten vatandaş olmasa sivil toplum kuruluşları olmaz diye düşünüyorum ben. Evet. Aynen Cengiz öyle. Bey, hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet Melda Hanım, sizinle başlayalım. Şimdi Atatürkçü Düşünce Derneklerini az önce yineledik. Almanya'da ve Avrupa'da, zaten Avrupa dediğiniz zaman ilk akla gelen ülke Almanya oluyor. İlk defa bu oluşumu siz kurdunuz. Nasıl oldu da böyle bir oluşuma gerek duyuldu? Nereden çıktı bu? Vallahi burada arkadaşlarla bir gün hep beraber konuşurken Ankara'da kurulduğunu duyduğumuz için ve onların faaliyetlerini de beğendiğimiz için biz de böyle bir şey kuralım mı dedik. 10 kişiydik. Ve kurmaya karar verdik. 1991 yılında ilk kuruş kuran başkanımız Eriş Ülger Bey Berkamın'da oturduğu için ilk önce Berkamın ADD olarak kurulduk. Ondan sonra 3 sene sonra ben başkan olunca Dortmund daha büyük bir şehirdir dedik ve üyelerimizin çoğu da Dortmund'dan geliyordu. Onun için Dortmund'a taşındık ve o günden beri Dortmund ADD olarak çalışıyoruz. Evet. 1997-98 yıllarında da Almanya Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği'ni kurduk. Bu birlik kaç sivil toplum kuruluşunun derneğinden şimdi ibaretti? O zaman kurduğumuz zaman bizimle beraber 8 dernektik. Evet. Bugün aşağı yukarı 30 derneğe yakındır. Ve şimdi artık Avrupa Atatürkçü Düşünce Derneği olarak legalize olmuştur mahkemece. Evet. Ve biz şeyler arasında, dernekler arasında senede böyle 2-3 kere toplanıyoruz. Gerçi ben artık başkanlık yapmıyorum. 2006 yılında artık dedim biraz gençlere bırakayım. Çünkü evet. 12 sene başkanlık yaptım bu evet. dernekte. Toplanıyoruz. Ve gayet faydalı şeyler yaptığımıza inanıyorum. Gerçi tahmin ettiğimiz kadar çok şey yapamadık. Yani bunu inkar edemeyiz. Bunu söylemek lazım. Yani bu bizim yaymak istediğimiz felsefeyi tam olarak daha yapamadık. Bilmiyorum öbür derneklerde yani bu işlerde yani bir memnuniyet var mı? Gerçi çok uğraştık. Ben mesela gençlerle çok uğraştım. Gençleri topladım. Uğraştığınız derken gençleri çekmek istediniz çekmek yani. Çekmek için evet. tabii. Evet. Gençlik kolu kurduk. Mesela ilk Berkam'ında bir gençlik kolu kurduk. Evet. Ve güzel de çalışmalar yapıyorduk. Fakat birdenbire gençler tabii birkaç sene geçince büyüyorlar. Mesela öyle şeyler yapmak istediler ki kendi başlarına bazı işleri yapmak istediler. Biz bunu tabii kabul edemedik. Çünkü daha onların tecrübesi yoktu. Dedi ki evet. bizimle konuşun, beraber yapın. Sonra o ara Hürriyet gazetesinden Aydın Doğan Bey bizim bir aile dostumuzdur. Büyük bir bağış aldık dernek için, ADD için. Dortmund ADD için mi yoksa Almanya Atatürk'ü hayır, düşünce hayır, birlikleri hayır. için mi? Daha o zaman Almanya falan evet, yoktu. Evet. Sadece bizdik. Evet. Ve gençler biraz şey yaptılar, bir nevi bize nasıl anlatayım böyle ayak kaldırdılar diyeyim. İşte bu paradan bir kısım istediler falan ve olmadı. Yani orası iptal oldu. Evet. Sonra biz Dortmund'a taşındıktan sonra, ben başkan olduktan sonra bir gençlik kolu kurdum. Ve güzel çalışmalar yaptık. Mesela bunların bir tanesi Türkan Saylan Hanım'la anlaşarak... Buradan biz 15 tane genci İstanbul'a götürdük. Anlaşmamız şöyleydi Türkan Hanım'la. Yol maralarını biz ödüyorduk. Kendisi de onları orada misafir etti. Evet. Kabataş Lisesi'nde bir hafta kaldılar. Ben de gittim. Bir minibüs tutuldu. Onları biz bir hafta gezdirdik. Gezdirdik şu şekilde. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne götürdük. Gazeteyi gezdikten sonra orada Toktamış Ateş'le konuştular. Arkasından Milliyet Gazetesi'ne götürdük. Orada medya kuruluşlarını gezdiniz medya, yani. Dolaştık, evet. Ondan sonra yani. Birkaç tane müze gezdik. Evet. Ne bileyim ben birkaç tane tanınmış Atatürkçü yazarla buluşturduk onları. Ve hem İstanbul'u tanımış oldular evet. hem biraz da bu evet. felsefeyi biraz onlara öğrettik. Öğretiniz. Ondan sonra burada seminerler yaptık gençlerle. Hafta sonu seminerleri ve onların da hatta bizim Dortmund şehri belediyesi bir kısmını finanse etti. Evet. O kadar şey yaptılar. Yani uğraştık ve ben 2006'ya kadar aşağı yukarı Türkiye'den
Almanya'ya 20'ye yakın tanınmış konuşmacı davet ettim. Evet. Bu şeyden Toktamış Ateş'ten Erdal İnönü'ye kadar, ne bileyim ben Meriç Veli Dedeoğlu'na kadar bu ve bunları getirdiğimiz zaman şeyi kurduktan sonra, birliği kurduktan sonra ben kendim konuşmacıları alıp gezdirdim. Yani başka yerlerde de bu konuşmalar duyulsun diye. Evet. Dediğim gibi çok uğraştık fakat yine de ben şahsen çok iyi bir netice ye vardığımıza daha inanamadım. Sizin zamanınızda oldukça ben de şimdi bir gazeteci olarak gözlemime göre sizin zamanınızda oldukça bayağı Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çok güzel faaliyetleri vardı. O bayağı iyi çalışıyordunuz diyebilirim. Evet. İlerleyen zamanda yine döneceğiz size. Biraz da Tufan Bey'e yapalım. Tufan Bey, şimdi Ziegen bölgesi oldukça dağınık bir bölge. Siz böyle bir nereden esinlendiniz böyle bir gereksinime, böyle bir ihtiyaca gerek duydunuz? Yani size kısaca bir özetlemek gerekirse Ziegenland Atatürkçü Düşünce Derneği'ni bir şöyle bir kısaca bir anlatır mısınız? Bizim dernek kuruluş felsefemiz Atatürk'ten bir alıntıyla başlamak istiyorum. Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Evet. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız. Evet. Nokta Atatürk'ün alıntı. Evet. Şimdi bunu bireysel olarak yapmaya gayret edersek ulaşacağımız kesim ve çevreler kısıtlı olur kanısındaydık. Evet. Onun için 2008 yılında derneğimiz kuruldu ve kurulduğundan beri de bu ilkelere, bilhassa Atatürk devrim ve ilkelerine sahip çıkarak bunu kendi insanlarımız arasında ve de Alman kamuoyuna yaptığımız etkinliklerde, seminerlerde, panellerde hem anlatmaya çalıştık hem sırf bir verici olarak değil, onların da bilgilerini alarak, yani bir bilgi alışverişi içerisindeyiz. Evet. Ve bundan da biz çok mutluyuz. Evet. Diğer noktaları şöyle sıralayabilirim. Bizim gördüğümüz Atatürkçü düşünce ilkelerine sahip çıkan insanlar olarak ülkemiz son yıllarda emperyalist güçlerin işgalinde. Sağ olsunlar, taşeroncuları, Sorozları da harfiyen verilen reçeteleri uyguluyorlar. Biz bunları insanlarımıza anlatmaya, gözler önünde sermeye ve de ülkemize sahip çıkmaya davet ediyoruz. En önemlisi ve bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Atatürkçü düşüncede birleşmek çok kolaydır. Neden dersek, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Müslüm'ü, gayrimüslim'i, genci yaşlısı, Kuvayi Milliye ruhuna saygı duyarak birbirimize sahip çıkabiliriz, evet, kenetlenebiliriz. Evet. Ve onun için de şimdi biraz sonra da muhakkak bunu dile getireceğim. Evet. Bu söylediğim noktalar üzerinde çalışmalarımızı ağırlaştırdık. Hı hı. Ve yola çıkış nedenimiz de buydu. Buyurun. Evet, sonra ilerleyen süresi faaliyetlerinize, diğer konulara değineceğiz. Evet Cengiz Bey, siz Köln'de kalıyorsunuz. Evet. Ve hiçbir Atatürkçü Düşünce Derneği'ne ya da birliğine falan, derneğine falan bağımlı değilsiniz. Kesinlikle bağlı değilsiniz, değilim. Üye değilsiniz. Yani siz vatandaş Cengiz'siniz. Şimdi vatandaş Cengiz olarak siz Atatürkçüyüm diyorsunuz. Ama hiçbir tarafa üye olmuyorsunuz. Hiçbir tarafta kendinizi bulamıyorsunuz. Ya da onların şu andaki mevcut Atatürkçü düşünce derneklerinin hiçbirisini sizi temsil etmediğine inanıyorsunuz. Neden ileri geliyor? Edemeyeceğine de inanıyorum. Niye? Sadece etmeyeceğine değil, neden? Edemeyeceğine de inanıyorum. İlk önce bir cümleyle başlamak istiyorum. Buyurun. Buradan Bahri Üçok'a, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından Bahri Üçok'a 6 Ekim'de ölüm yıldönümüydü. Saygıyla anıyorum. Kendisini Taner Kuşalı gibi, Uğur Mumcu gibi yazık ki öldürdüler. Biz bunları unutmadık, unutmayacağız da. Evet. Şimdi neden derseniz, ne güzel, bakın burada biz sohbet ediyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurmak çok kolaydı. Bir dernek kuruyoruz. Fark etmiyor, bir dernek kuruyoruz. Bir Atatürkçü Düşünce Derneği kuruyoruz. Bir kişi topla bir dernek kur. Bu kadar basit. Evet. Almanya'da dernek kurmak çok basit. Evet. Dersiniz, 7 kişiyi toplarsınız, evet, derneği oturtursunuz. Evet. Bu bilardo derneği de olabilir, bu bir dans derneği de olabilir. Hiç fark evet etmiyor. Evet. Sıkıntı nereden başlıyor biliyor musunuz? Bakın, ben bir dernek kurduğum zaman bu derneğin
topluma bir yarar sunabilmesi lazımdır. Yani ben bir topluma yarar sunabilecek bir dernek kuruyorsam toplumu kucaklayabilmem lazım. Evet. Toplumu kucaklayamadığım sürece o derneğin hiçbir anlamı olmaz. Siz demin bir cümle sarf ettiniz. Ne dediniz? Ben araştırmaya kalktım. 3.500-4.000 tane dernek var dediniz. Bakalım bu Almanya'da olan bu 3.500-4.000 derneğe bakalım. Bunun %85'i, %90'ı bildiğimiz kahvehanedir. Başka hiçbir şey değil. Dernek değildir bunlar. Evet. Sadece o isimle kurulmuştur. Herhangi bir isimle kurulmuştur. Amaçları ucuz yollu kahve işletebilmektir. Evet, evet. Bir şey diyeceğim, ne kadar güzel, çok güzel bir başlangıç yaptınız. Ve 91'de çok güzel çalışmalara ön ayak oldunuz. Birkaç tane Atatürkçü Düşünce Derneği var. Bunlar içinde... Bölgenizde. Bölgemizde, bizim şu anda Köln'de faaliyet gösteren bildiğim iki tane dernek var. Evet. Hep bir şeyi yok ediyorlar, hep bir şeyi kaybediyorlar. Bir cümle sarf etti. Hanımefendi dedi ki, gençlerle aramıza husumet girdi. Değil mi? Bakın, Kemal Atatürk ne demişti? Gelecek gençlerdedir. Evet. Dışlıyorsunuz. Dışlamayalım. Bugün görüyorum ki her tarafta bütün derneklerin başında hep kelle felli insanlar var. Daha çok ağır insanlar var. Gençlik bir şey demeye kalkıyor. Bu arada mutlaka söylemekte ihtiyacını hissediyorum. TGB'li gençler. Helal olsun çocuklara. Evet, Köln'deki onlar... TGB'li gençler. Gençleri kesin kesin destekliyorum. Ama o konuya ayrıyetten girmemiz sonradan gerekecek. İlerleyen programlarda onları da yerlemeyi düşünüyoruz. Evet. Zamanımızı ediyoruz. Yolları doğru ama destekçileri biraz problemli. Evet. Neyse. Ne diyordum? Dernek dediğimiz zaman, bir Atatürkçü Derneği dediğimiz zaman aslında temeli bunun halk olması lazım. Temeli insan olması lazımdı. Ama bakıyorum bende liste var. 91-2001 yılı arasında yapılan çalışmaların %80'i, %85'i halka hitap etmiyor. Belli bir zümreye hitap ediyor. Bir konser düzenliyoruz. Örnek getiriyorum. Güzel bir konser. Giriş 25 euro, 50 euro. Bugünkü şartlardan bahsediyorum. Halk bunu veremiyor ki. Ödeyemiyor. Ödemek de istemiyor. Ya ben bir fikir için oraya geliyorum diyor. Veremiyoruz. Halka inemiyoruz. Halka inemediğiniz sürece marjinal bir grup olarak kalmaya mahkumuz. Evet. Evet, şimdi şöyle bir az önceki programın başında vurguladım. 3500'de 4000 civarında Türk sivil toplum kuruluşu olduğundan söz ettik. Yine bayağı şu son bir aydan beri ben yoğun bir, daha doğrusu bu programı devralırken hedeflerimden birisi de böyle bir bu Atatürkçü Düşünce Dernekleri dosyasını açmaktı. Ve bu çerçeve dahilinde bir araştırma da yaptım. Almanya'daki Atatürkçü Düşünce Derneklerinin sayısına ulaşmayı düşündüm. Ama maalesef kesin bir sayıya ulaşamadım. Belki Melda Hanım bana bir sayı verir ama tahminen Avrupa genelinde ben 75-80 civarında Atatürkçü Düşünce Derneği olduğunu tahmin ediyorum ya şeyime yok, göre. O kadar çok belki de yoktur. Belki de 60 civarında. O kadar yoktur. O kadar yalnız yok. Şimdi 2090'lı yılların ortasından itibaren 2000'li yılların başına kadar her yerde hemen hemen kurulmaya başlandı. Bayağı bir heyecan vardı. İyi başladılar. Çok hızlı başladılar. Böyle iddialıydılar. Ancak ilerleyen zamanlarda bilhassa da 2000'li yılların ortasından sonra sanki bir böyle bir sihirli bir el ve de affedersiniz de değnek, sopa onlara Atatürkçü Düşünce Derneklerine değdi böyle sanki faaliyetleri durdu. Birçoğu ya da kapandı gibi gözüküyor veyahut da faaliyetlerini dondurdular. Nedense bilmiyorum herkes sanki bir köşesine çekildi. Acaba diyorum, şimdi zaman zaman ben düşünüyorum, acaba Atatürkçü Düşünce Dernekleri Türkiye güdümlü mü? Türkiye'den mi bazıları Atatürkçü Düşünce Derneklerini buradan Türkiye'den doğru acaba idare ediyor, yönlendiriyor? Bu konuda ya size siz tecrübeli bir Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticisi olarak size böyle bir söylem geldi mi geçmişte? Melda Hanım işte kurun bir Atatürkçü Düşünce Derneği, arkanızdayız, biz sizi gerekirse yönlendiririz, yönetiriz. Bu gibi böyle söylemler geldi mi size hiç? Hayır, hayır. Katiyen öyle gelmedi. Tamamen bağımsız, kendi hür iradenizle kurdunuz. Hem kendimizle, üstelik de mesela ben çok uğraştım. Ankara'ya da gittim. Dışişleri Bakanlığı ile konuştum. Çünkü onların bir Türkiye'yi Avrupa'da tanıtma masası vardır. Evet. Mesela onlarla konuştum. Bir sürü yerlerle konuştum. Hiçbir yerden bize destek gelmedi. Hiçbir yerden? Hiçbir yerden gelmedi. Bir tek biraz... Kimle bir paşayla görüşmüştüm, bir emekli paşayla, adını şimdi unuttum.
O yani destek derken muhakkak para desteği değil. Yani maddi ve manevi. Evet. Hayır, hiçbir yerden hiçbir zaman bir şey gelmedi. Evet. Ve biz kendimiz, yani ben kendi tabii şahsım için konuşabiliyorum. Evet. Ben bu 12 senelik başkanlığımda maddi manevi bazı fedakarlıklar yaparak bu işi yürüttüm. Çünkü başka türlü yürümüyordu. Evet. Mesela bir kitap yazdım. O kitabın... Neydi kitabınızın ismi? Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü, Bir Dostluğun Öyküsü. Corinne Lütfü yanılmıyorsam herhalde teyzeniz oluyor. Benim teyzem mi? Oluyor. Öz teyzeniz evet. oluyor. Benim öz teyzem oluyor. Evet. 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 Ve zaten benim bu Atatürkçülüğe bu kadar çabuk hemen evet dememe de sebep, yani benim Atatürk'le başka bir türlü bir bağlantım var. Oradan bir temeliniz var, yani sempatiniz tabii, bir şeyiniz var. Diye. Mustafa Kemal'ken, yani daha evet. Atatürk değilken evet. benim büyük babamın aile dostuydu. Evet. Ve bazı Kurtuluş Savaşı hazırlıklarını büyük babamın evinde yapmıştır. Evet. Yani benim oraya başka türlü bir bağlantım var. Onun için benim yaptığım hani fedakarlık olarak görmüyorum. Yani tabii olarak, yani yürütebilmek için evet. Bazı şeyler yapmak lazım. Bir kitap yazdım dediğim evet. gibi. O kitabın ilk 3 baskı yaptı. İlk baskısının... İlk 3 baskı. Yani 3000 baskı oluyor daha doğrusu. 9000. 9000 baskı yaptı. Evet. 3'er binden 3 evet. kere 9000 baskı yaptı. Çok güzel. Çok büyük bir rakam. Evet, evet. Ben isterdim bir kere daha basılsın. Çünkü çok bilgi veren bir kitap ve hiçbir kurgu yok kitapta. Her şeyi belgeyle yazdım. Peki bu kitabı böyle bir bağış, böyle bir ne bileyim o şey milletin, ya insanımızın, halkımızın ya da üyelerinizin okumaları için bu şekilde ücretsiz olarak dağıtıyor muydunuz? Yoksa bir... Hayır. Şöyle yaptım. İlk telif hakkımı evet. dedim, para olarak istemiyorum dedim. Evet. Doğan Yayıncılık bastı evet. Milliyet'ten. Evet. Kitap olarak istiyorum dedim. Evet. Ve tabii yazara bir de ucuzlama şeyi var, evet. Oranı var. Evet. Bana aşağı yukarı 350 tane kitap gönderdiler evet, Almanya'ya. Ben bunu o zamanlar kitabım Türkiye'de Alman, o zaman mark vardı daha. Evet. 12 marka satılıyordu yani evet. karşılığı. Evet. Ben onu Almanya'da 20 marka sattım. Evet. Ve olduğu gibi gelirini derneğe koydum. Atatürkçü Düşünce Derneği. Evet. Tabii ki kitabın ilk şeyde sayfasına bir damga bastım. Dedikodu olmasın diye. Evet. Bu kitabın yazar bu kitabın gelirini Dortmund ADD'ye bağışlamıştır diye. Çünkü derler ki hani parayı sattı cebine koydu. Denilebilir yani, denilebilir. Yani işi sağlama aldınız. İşimi sağlama aldım. Evet. Ondan sonra mesela... Onun için de pırıl pırıl görev bıraktınız. Hiçbir dedikodu olmadan, açık, hiçbir yıpranma olmadan. Aldım evet. açık. Evet, evet. Ya aşağı yukarı 8 bin... Tabii bir kısmını mesela gelenlere hediye ettik. Bir kısmını gençlere dağıttık evet. o zaman. Aşağı yukarı 8 bin marka yakın bir şey geldi. Gelir geldi. Gelir. Yani az bir şey değil tabii. Gerçekten çok büyük bir rakam. Tabii. Sonra mesela eşimin bir doğum gününde bütün arkadaşlarımızı çağırmıştık. Ne istersin hediye diye sordular. Evet. O dedi ki derneğe dedi bağış yapın dedi. Evet. 2000 mark toplandı. Süper bir yani, süper şeyler yapmışsınız ya. Yani böyle çok şeyler. Çok büyük fedakarlıkları yapmışsınız. Evet, yani böyle şeylerle yani evet. hiçbir yerden evet. başka bir destek göremedim. Evet. Bir tek dediğim gibi bir kere şeyin Dortmund Belediyesi çocuklara yaptığım bir seminerde evet. Destek yaptı. Başka yok. O kadar. Başka evet. hiçbir şey yok. Tufan Bey siz de şimdi böyle bir Türkiye güdümlü müsünüz, yoksa tamamen herhangi bir Türkiye bağlantısı olmayan, bağımsız, kendi başına hür böyle öyle bir dernek misiniz? Yoksa nasıl sizdeki sistem nasıl, mekanizma nasıl işliyor? Kesinlikle biz bağımsız bir derneğiz. Evet. Ve kuruluşumuzdan şu ana kadar, bir saat öncesine kadar hiçbir... Bir saat öncesine kadar. İşte bir saatten beri beraberiz. herhangi bir direkt yukarıdan bir emir gelseydi evet. arabada işitecektiniz. Böyle bir şey kesinlikle olmadı evet. ve olamaz da. Çünkü biz dernek çalışması yapıyoruz. Derneğimizin bir tüzüğü var. Yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuz başta başkanımız olmak şartıyla tabii ki bütün dernek üyelerine bütün çalışma etkinliklerimiz, mali raporlarımız, her şeyimiz açık. Her şey şeffaf. Her şeyimiz açık. Yılda bir defa biz 2 yılda bir genel kurul yapıyoruz. Yılda bir defa olağanüstü genel kurul yapıyoruz ve üyelerimize
ve de sempatizanlarımıza, bize yakınlık duyanlara, herkese açık geliyorlar. Çalışma raporları sunuluyor, mali raporları sunuluyor, mahpuslar nerelere verildi, niçin verildi masalarda duruyor. Herkesin soru sorma hakkı, evet, eleştirme hakkı var ve şu ana kadar da herhangi bir, bilhassa maddi yönden biz problem yaşamadık. Çünkü söylediğim gibi her şeyimiz şeffaf. Evet. Ve bir de sizin gibi böyle gönlü zengin bir yöneticiye sahipler, bir kurucuya sahipler. Yok, yalnız evet, ben değil. Eğer arkadaşlarımız olmazsa, destekçilerimiz olmazsa, evet, kişi olarak bir şey yapamazsınız. Evet. Kesinlikle. Kaç üyeniz var? Bizim üyemiz 50'nin aşamada. Çok altında. Evet. Hedefimiz. Çok düşün. Evet. 50 üyeyle beraber, evet, ne güzel faaliyetler yapıyorlar. Evet. 50 üyeyle beraber. Evet. Şimdi Cengiz Bey, size gelmek gerekirse, şimdi size gelelim. Siz, yani az önce baştan dedim ki 90'lı yılların ortasından itibaren 2000'li yılların ortasına kadar, 90'lı yılların ortasından 2000'li yılların ortasına kadar müthiş bir çalışma var, müthiş bir yapılanma var. Düzeltebilir miyim sizi kısa bir şekilde? Buyurun. Benim kendi gözlemim. Şimdi karşımda, şimdi karşımda da onun için söyleyebilirim. Evet. Şimdi Dursun Bey, Dursun Atılgan Bey'in ön çalışmasıyla fark etmiyoruz. Ya. Bu derneklerden bazı çok güzel çalışmalar yaptılar. Mesela evet, 1995 yılında Ahmet Taner Kışlalı geldi burada bir konferans verdi. Müthiş güzel bir olaydı. Evet. Mesela harika bir olaydı. Büyük bir katılım oldu. Bakıyorum 96'da keza Porsayim'de ya da başka yerlerde devamlı belli şeyler, belli çalışmalar yapmışlar. Gelmişler ta ki 2000'den sonra diyelim. Hayır. 2001. 2001'de evet, olay bitiyor. İşte niye peki bu? Neden? Gözleminiz ne? Gözlemim şu. Siz bir vatandaş olarak bu olayın içerisinde birisi olarak. Tabii ki. Demin dediğim gibi hangi dernek çalışma yaparsa yapsın, alttan mutlaka taze kuvvete ihtiyaç var. Taze kuvvette halk, taze kuvvette gençliktir. Siz ne zaman gençliği bırakırsanız, ne zaman gençlikle bir şeyler yapmıyorsanız, evet, o dernek çökmeye mahkumdur kardeşim. Bir nevi, bu kadar. Bir nevi şuna şöyle diyebilir miyiz? Şimdi sivil toplum kuruluşları gerçekten özverili, özveri isteyen, zaman isteyen, bilgi birikim isteyen bir şey. İnsanlar zaman ilerledikçe ister istemez insanın yüzü eskiyor, heyecanı kayboluyor. Belli bir zaman sonra ben diyebilirim ki hani böyle bir, yani bir düşünün, bir herhangi bir DİTİB derneği olsun veya da Atatürk'ün üçe derneği olsun veya da bir hemşeri derneği olsun. Adam 10 yıl başkan. 10 yıl ya, oraya gelen üyeler, oraya gelen şeyler sürekli aynı insana başkan ya da yönetim gibi kurulu olarak görüyor. Belli bir zaman sonra insanın yüzü eskidiği zaman abi, o halktaki üye de, halk da o heyecanını kaybediyor. Belli bir zaman sonra insan geldiği gibi bırakması mı gerekiyor? Kesinlikle bırakması gerekiyor ama tabii, sıkıntı bence orada değil. Sıkıntı, sıkıntı faaliyetlerde. Faaliyetleri veremezseniz evet, insanlar gelmek istemiyor. Faaliyetleri çok büyük parayla vermek kalkarsanız insanlar gelmek istemiyor. Ne zaman ki insanlara bir şeyler veriyorsanız o insanlar gelir. Ama veremediğiniz zaman sadece kendi aranızda konuşmaya başlarsanız, biz her gün bu programı burada yüz yüze yapalım. 15 gün sonra olmaz. 10 kişi seyretmez bizi. Aynen öyle. Bu kadar basit aynen bir olay. Öyle, aynen öyle. Bu bizim için Türkiye politikasında da bu geçerli. Bugün Almanya'da da bu geçerli. Bize de eskime olayı var. Evet. Ama koltuk sevdası diye bir şey var. Evet. Kimse bırakmak istemiyor. Ya bu devlet koltuğu değil ki bu ya. Bırakmak yanlış istemiyor. Bir şey. Çok yanlış bir şey. Evet. Bakın bir insan bir koltuğa oturduğu zaman sizin de yaptığınız gibi bırakıp gidebilmeli. Bir yeri gel. Tabii ben şey bırakıp gidebilmeli. Tabii, tabii. Siz başarabilmişsiniz ama biz başaramamış bir ton politikacı tanıyoruz, bir ton başka insan tanıyoruz. Ömür boyu aynı şeyi yapmaya kalkan. Evet. Olmaz. Bugün şeyden de kendi mesela şeyin de örnek vereceğim, çok özür dilerim. Nur içine yatsın. Necmettin Erbakan'ın son bir yayını hatırlıyor musunuz? İşler acısı bir durumdu. Hepimiz biliyoruz. Ya Bülent Ecevit'in aynı keza yürüyemiyorsun. Yürüyemiyorsun. Bırak artık ya. Bırakın. Bırak, evet. Bırakmasını bileceksin. Bırakmasını tabii, bilmeleri tabii, lazım. Tabii. Bırakmasını bileceksin. Tabii, bize tabii empoze etmeye cebaları evet var. İşte, aa işte bilinci çok iyi. Ne kadar güzel. Bilinci evet çok iyi de o kadar genç var arkada. Evet. Gelsinler. Evet, evet. Aynen öyle. Önünü aç. Bırakmazsanız, önünü açmazsanız bu olmuyor. Evet Tufan Bey. Siz söz istiyorsunuz. Buyurun. Vallahi teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Cengiz Bey'e itiraz etmek zorundayım. Evet. Şöyle ki, biz bu yıl Mayıs ayında Birinci Dünya Savaşı'nın 100 yıl önce başlamasını konu alan çok güzel bir etkinlik yaptık. Evet, haberini yapmıştım, hatırlıyorum. Evet. Gençlere de açık, yaşlılara da açık, kadınlara evet da, erkeklere de. Çalışana bir şey demiyoruz. Sizi taş atmadık. Bir dakika. Güzel. Anlatsın. Başka, evet. Ayın 23'ünde
Çok değerli bir sanatçı Monika von Stuck. İstanbul'da kalmış anılarını edebi olarak dile getirdi ve de kendisi ressam resimlerini sundu. Perşembe günü. Bütün herkese açık. Evet. Konser muazzam bir olay. Evet. Göçmenler tarihçesi. Ne zaman bu? Hala sürüyor. Evet. Salı günü öğleye kadar evet. Zigin evet. Belediye binasında evet. Şey yapabilirsiniz. Evet. Ve de önümüzdeki hafta 16'sında Osman Engin'i getiriyoruz. Evet. Şimdi Cengiz Bey'e sorun. Bunun içerisinde gençlere hitap eden hiçbir etkinlik yok mu? Orada Cengiz Bey ile benzer bir şey soracağım. Ben cevap vermek istiyorum önce, kusura bakmayın. Buyurun. Önceki gün ben barbunya pişirdim. Haberiniz var mı? Yok. İşte bilemezsiniz. Sizin pişirdiğinizi kimse bilmiyor ki. Ne kadar ne güzel şeyler pişiriyorsunuz. Demek ki yapamıyorsunuz. Beyefendi, Cengiz Bey. Yayınlayabilmiş olsun. Benim bunu duymam lazım. Gazetede çıkıyor. Radyo Zigin'de çıkıyor. Bakın, üyelere gönderiyoruz. Siz diyorsunuz. Artı Radyo Zigin'de 200'ün çıkıyor. Üzerinde adresli posta pulu yatıştırarak gönderiyoruz. Daha ne yapalım? Bilmiyorum ama diğer bir yerlerde hata yapıyorsunuz. Niçin hata yapıyorsunuz bilmiyorum. Söyleyin. Ama ben size açıkça söylüyorum. Eğer ki siz 88'e kurduğunuz 6 yıl içinde 50 üyeyle gidiyorsanız bir yerlerde kesin hata yapıyorsunuz. Kesin. O zaman dönüp bakacaksınız. Bakış açınızı değiştireceksiniz. Böyle bakmayın. Bir de bu taraftan bakın. Belki bu sefer hatanızı görebilirsiniz. Çünkü bu kadar güzel çalışmaları siz lanse edemiyorsanız kusura bakmayın. Demek bir yerlerde hata yapıyorsunuz. Bir daha yapabilir miyim? Özür dilerim. Peki Tufan Bey çok güzel. Bunların hepsini Zigen'deki Zigerland Atatürkçü Düşünce Derneği yapıyor değil bu mi? Bu yılki. Bu seneki 2014. Madeni 2014. 5 tane. Peki ya şimdi Zigen bir üniversite şehri. Zigen'de haliyle sadece Almanlar değil, orada bayağı bir yüksek sayıda da, bayağı büyük bir sayıda da bir Türk gençliği var. Onun haricinde gençliğin, öğrenci, üniversite gençliğinin haricinde bir Zigen'in halkı da var. Peki niye halka yönelik bunları anlatamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz ya? Sıkıntı nerede? Evet, şimdi bir reklam arasına gireceğiz. Reklamdan sonra bu soruya cevap vereceğiz. Memnuniyetle. Avrupalı Türklerin Televizyonu. Kanal Avrupa. Aşkı arıyorum. Mutluluğu Esra Erol'da bulmak istiyorum. Ama Esra Erol'a nasıl katılacağımı bilmiyorum diyorsanız, işte size Esra Erol'dan büyük sürpriz. Eğer Esra Erol'a katılmak istiyorsanız, uçak biletiniz ve konaklamanız Esra Erol'dan. Evet, evet, yanlış duymadınız. Esra Erol'a yurt dışından katılmak istiyorsanız, uçak biletiniz ve konaklamanız Esra Erol'dan. Türkiye sizi çağırıyor. Pegasus'la her fırsatta her zaman gitmek için Pegasus'la Türkiye 57.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Üstelik şimdi daha sık uçuyoruz. Her hafta Viyana 9, Kopenhag 10, Köln 14, Frankfurt 7, Hamburg 7, Stuttgart 9, Basel 10, Cenevre 4 sefer. flypgs.com ucuz biletin adresi. 118-83 bilinmeyen numaralar hizmeti. Yetkili servisiniz, dost servisiniz, kaliteli servisiniz. 118-83 Ekmek milyar, sucuk ekmek, kokusundan milyar. Sucuk ekmek milyar, buyuruyor, buyuruyor, buyuruyor. Yayla sucuk size unutamayacağınız lezzetleri yeniden yaşatacak. Yayla. Adı da başka, tadı da. AZ 1200 Eratek ezan okuyan saatler. Eratek ezan okuyan saatlerde neler yok ki? Elle manuel veya otomatik ayarlanabilir Ramazan fonksiyonu, otomatik Cuma fonksiyonu, Diyanet takviminin yanı sıra fazilet takvimine uygunluk, miladi ve hicri takvim seçeneği, abdest uyarı fonksiyonu, siyah, beyaz ve gri olmak üzere 3 renk seçeneği,
2 yıl garanti, teknik servis hizmeti. Birbirinden mükemmel Eratek ezan okuyan saatlerden birine sahip olmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Üstelik bu kampanyaya mahsus Almanya içi kargo ücreti yok. AZ1200 kampanya fiyatı sadece 39 euro. Eratek ezan okuyan saatleri Almanya için 0180 563 9395, Almanya dışı için çift 049 180 563 9395. Türkiye'den bavulla kitap getirmeye artık son. 200 binin üzerinde seçkin eser, kitapların içeriğini önceden görme imkanı, ücretsiz kargo fırsatları ile Avrupa'nın en kapsamlı Türk internet kitabevi, kitapyurdu.eu. Yenilenen internet sayfası ile Avrupa'da 5. hizmet yılının gururunu sizlerle yaşıyor. Aktüel, dini, milli, 200 binin üzerinde seçkin eserden dilediğinizi seçin. Ayrıca Almanya'dan 50 euronun ve üzeri siparişlerinize gönderi bedeli ödemeyin. Eylül ayı süresince yapacağınız tüm siparişlere bir hediye kitap da bizden. Kitapyurdu.eu. Kitaba ulaşmanın en kolay yolu. KAM 2000 gruptan sizden özel sınırsız seçenekler. İster sahil turizmi ile tabiatın ortasında ailece hayal gemisinde, ya da Türk Hava Yolları resmi ajantası KAM 2000'den dünyanın her yerine paket programlar. Ayrıca İkano Bank ve KAM 2000 işbirliğiyle taksitli satışlar. İndirimli erken rezervasyon fırsatını kaçırmayın. Hemen arayın. Avrupa tatilde. Tatile gitmek istiyorsunuz, bilet fiyatları cebinizi mi yakıyor? Nasıl tatil yapabilirim diye düşünmeyin. Hayal etmesi sizden, sunması bizden. Evde, işte, her yerde keyiflice tatilinizi seçme fırsatı. Avrupa tatilde. Üstelik en uygun fiyatlarla bir tık ötede. Avrupa tatilde. Erken rezervasyonlarındaki indirim fırsatlarını kaçırmamanız için Avrupa tatilde. Mutfakta yılın kampanyası. Kürşen Palas'la evinizde mutluluğa yeni bir pencere açın. %50 artı %10'luk inanılmaz indirimlerin keyfini çıkarın. Seçmesi sizden, AEG bulaşık makinesi bizden. Ve Alman marka cihazlara 5 yıl garantiyle mutluluğunuzun süresini uzatın. Kürşen Palas, içinizi ferahlatan mutfaklar. Birine ulaşmanız mı gerekiyor? Acil bir yerin telefon numarasına mı ihtiyacınız var? Kitap kitap karıştırmayın. Konu komşuyu aramayın. Hemen 118-83 arayın, anında bilmek istediğiniz telefon numarasını öğrenin. Almanya'nın bilinmeyen numaralar servisi 118-83'te operatörler 24 saat size hizmet için bekliyorlar. 118-83, yanı başınızdaki en önemli başvuru kaynağınız. Yeni kurulan bir aile, evlilikleri kurtarmak için verilen mücadele, kadını, erkeği, evladıyla, aşka, sevgiye, yalnızlığa ve aileye dair her şey Esra Erol'da. Esra Erol şimdi de Avrupa'da. Esra Erol'la hafta içi her gün saat 15.30'da Avrupalı Türkiye'nin televizyonu Kanal Avrupa'da. Radikal İslam gruplarına Almanya'dan katılımın olması Almanya güvenliğine tehdit midir? İslam adı altında terör gruplarına katılım Almanyalı Türkleri nasıl etkiler? Örgütlere katılımı engellemek için federal hükümetin politikası doğru mudur? Erdal Tekin'in sunumu Gönül Eğlence, Zeynep Ekşi ve İhsan Öner'in katılımıyla Bakış Açısı
Cumartesi 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa'da yaşanan olayları tüm çıplaklığıyla masaya yatırıyoruz. Halkımız adına sorguluyoruz. Artık konuşma zamanı. Fatih Sultan Mehmet'i bir vefa olarak görüp oraya para veren... Ben çocuğa ezanı öğretmek zorundayım. Türkler Almanya'daki seçimlerde belirleyecek. Yani çözüm bulabilecek bir siyasi otorite aşağıladıkları o kesim de benim çocukları şimdi bu ülkeyi yönetecek kadroların içerisine dahil olmaya hazırlar. Vatandaşın menfaatlerini savunmak üzere kurulmuş örgütler. Haksızlığa karşı haykıran, yolsuzluğa karşı susmayan... Hala ırkçı politikalar devam etmesine rağmen 30 yıllık kiralanmış olan bir şey... bir ırzına geçiriyor diye. Avrupa'da yaşayan Türkler eğer oy verdiği zaman... Türkiye'de sorun iktidar sorunu değildir. Türkiye'de sorun muhalefet sorunudur. Karanlıkta hiçbir şeyin kalmayacağı, zulme karşı dik duran program. Eğer kol kırılır yeni içinde felsefesiyle devam edilirse... Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Ateş Çemberi her cumartesi saat 22.00'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Lesbet Hamburg, Salih Çelik Show'u sunar. Benimse alın yazım, yokuşlarda su damar. Sular büklüm, büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın. Ardından dağları ağır. Öğretmenin nefesi değildir zehirli san. Tarihin nefesinde, bir his gibi o vardır tıbbinin bestesinde. Salih Çelik Show Pazar 16'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hiçbir kadın isteyerek kalıplaşmış fikirlerin alt üst edildiği bir program. Gelecek yıllarımıza farklı pencerelerden bakan bir program. Nasıl bir toplum arzuluyoruz? Kiralanmış olan bir şey. Bir tane vicdanlı insan sesini çıkarmıyor ise... Bu doğrultuda neler yapmalıyız? Devlet, işte federal, eyalet, farklı fikirler, farklı bakışlar, farklı görüşlerin uçuştuğu Muhsin Ceylan'ın sunumuyla Fikir Fırtınası, Pazar 13'te Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Dört farklı görüşün bir arada... Toplumun meselelerinin tartışıldığı bir program. Devleti sevmek ayrı şeydir, milleti sevmek ayrı şeydir, körü körüne itaat etmek ayrı şeydir. Orada asimilasyon istenmiyorsa o toplumun dini değerlerine, diline, kültürüne müdahale edilmemesi ve onun dışlanmaması, hor görülmemesi gerekir. Avrupa Türklerinin çıkarları doğrultusunda Türkiye ve Avrupa Birliği politikalarına bakış. Avrupa Birliği'ne katılmadan önce Gümrük Birliği'ni imzalayan dünyadaki tek ülke Türkiye'dir. Yabancılara yönelik politika... Özünde bir değişikliğe uğramamasına rağmen, hala ayrımcı, hala ırkçı politikalar devam etmesine rağmen göstermelik bazı şeyler değişti. Oğuzhan Erkmen'in sunumu Süleyman Arslan, Fikret Ekin, Mustafa Eydemir ve Hüseyin Avgan'ın katılımlarıyla 4 Eylül Pazartesi 20'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Haftanın olaylarının gazeteci gözüyle sorgulanacağı, masaya yatırılacağı bir program. Avrupa'da olan olayları Avrupa'nın tecrübeli gazetecileriyle analize edileceği Avrupa baskısı Ali Çalışkan. En önemli şey bu toplumu tanıyan, bu toplumun reflekslerini bilen, bu toplumun içinden çıkmış insanlara. Ahmet Özay. Berlin'de devletin kurumunu yok edeceksin, Köln'ü uydurmasyon gecekondu kuracaksın milletin ekmeğinin üzerinden. Ve Tuncay Yıldırım'ın katılımlarıyla. Ben Alman mı? Parlamentosunun milletvekiliyim. Ben Türk azınlığın ya da bilmem ne azınlığın milletvekili değilim. Pazar 22'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Sosyal ve siyasal meselelerimize farklı görüşlerin bakışları. Normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar hiçbir şekilde uyum politikaları... Yaşadığımız toplumun meselelerini çözüm noktasındaki görüşler... ...olumlu kalkıp da çocuklara yönelikte bazı şeylere ulaşılabilir.
Avrupa siyaseti, göçmen politikaları, Avrupa'daki geleceğimiz gibi konulara Avrupalı Türklerin yorumları. Erdal Tekin'in sunumuyla Bakış Açısı, Cumartesi 19'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Almanya'da konuşulan en büyük ikinci yabancı dil İngilizce değil aslında, Türkçe. Kendi dilini konuşmaktan, kendi kültürünü yaşamaktan utanır. Diaspora kavramı kendi başına sıkıntılı bir kavram. Evet. Çünkü tarihsel. Bilecekler ki bizim topraklarımızdan buraya koşup gelmişler. Bizim insanımız, vatandaşımızdır. Biz onların sahibiyiz. Evet, sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Tufan Bey. Siz 2014 yılında bu kadar etkinlik yaptık ama kısıtlı bir çevreye hitap ediyoruz diyorsunuz. Halkın çoğunluğuna ulaşamıyoruz diyorsunuz. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi hem de böyle bir iletişim çağında elimizin altında her türlü imkan var. Yani böyle bir imkanlarla beraber halka inememeniz, gençliğe ulaşamamanız gerçekten biraz düşündürücü. Neden acaba? İşte bu sorun, aslında bakarsanız bu sorun sadece sizin sorununuz değil. Bu sorun baktığınız zaman bizim... Tüm Türk sivil toplum kuruluşlarının sorunu oluyor. Yani zaten hepsinin bu ortak sorunu. Bir nevi cevabınızla beraber onlara da biraz yardımcı olacaksınız diye düşünüyorum. Vallahi ben. Zaten bunun cevabını biz bulabilsek, evet, cevabını verebilsek böyle bir sorunumuz olmaz. Evet. Ve de gençlerden, etkinliğe katılan insanlardan, aktivistlerden önümüzü açamayız. İşte bunu biz şu ana kadar bulamadık. Onun için de belirli bir... çalışan grubumuz var. Bu evet. Grupla çalışmaları evet yürütmeye çalışıyoruz ve de aksamadığı için de bir yerde de onu açık söyleyeyim. Rahatız çünkü işler yürüyor, aktivite etkinlikler gerçekleştiriyor. Evet. Demek ki pek zorlanmadığımızdan da ona da yeni arayışlara girmiyor muyuz mu diyeceğim bilemeyeceğim. Evet. Ey vatandaş Cengiz, ben sana şimdi soruyorum. Sen şimdi Tufan Bey'in dediklerine katılıyor musun? Şimdi ya bir şey sorayım. Köln'de durum nasıl? Ben başka türlü izah edeyim olayı. Olayı şu şekilde izah edeyim. Şimdi Tufan Bey dedi ki bizim dedi 50-60 arasında bir üyemiz var. Biz 98'den beri faaliyetteyiz. 2008 özür diliyorum. 2008'den beri faaliyetteyiz. Bizim 50-60 tane üyemiz var. Ben sosyal ortamdayım. Pardon, internet ortamındayım. Evet. İnternetten iletişim kuruyorum şu anda. Benim üye sayım... Benim derken derneğiniz mi var? Hayır, dernek değil. Sadece kendi personel iş, yani kendime ait bir... bir platform oluşturduğunuz bir şekilde. Var. O özgür bir platform. 19 Mayıs 2013 yılında kurdum. Evet. 2014'teyiz. Oradaki üye sayım kendi adımı açtığımda 5000'i geçti. 5000'den sonra alamıyorum. Kendi sayfamın, hatta ben bu sayfayı Atatürkçü Düşünce Derneği'ne hediye etmek için kurmuştum. ADD Köln diye. Evet. Bunu Atatürkçü Düşünce Derneği'ne hediye edecektim ama veremiyorum çünkü onlara da güvenemediğim için. Evet. Veremiyorum. Niye oradaki... veremiyorsun? Emanete yarat ederdim. Aynen o şekilde. 1040 da orada var. Yani ben 6000 kişiye ulaşabiliyorum. Allah Allah. 6000 kişiye ulaşabiliyorum tek başımayken. Hayret. Siz grup halindeyken, çevreniz genişken 50 üye. Çok üzüntü verici bir olay. Yani demek ki bir yerlerde atıyoruz, hata yapıyoruz. Demek ki zamana uyum yok. Zamanı kaçırmışsınız bir yerlerde. Evet, Tuğhan Bey size söz hakkı doğdu. Tabii, Cengiz Bey'in söylediğine tam olarak katılamam. Şöyle ki, Cengiz Bey, şimdi internet sayfanıza Facebook açtığınız zaman orada 5000 tane arkadaşım var diyorsunuz. Bundan kaçına birebir ulaşma şeyiniz var? Benim kız kardeşim sanat çevresinde... bütün şöhretler onun sayfasında Facebook arkadaşı fakat hiçbirininle hayatında görüşmemiş ve de görüşme ihtimali dahi yok. Tamam da onun bakın, için, bakın. Onun için biz gerçekçi olalım. Bir şeyinize katılıyorum. Sanıyorum bizim internet sayfamız, homepage'imiz yeterli değil. Artık kolay kolay insanlar homepage'e de bakmıyor. O geçti. Daha ne yapalım kardeşim on ya? Bakın 10 yıl önce yapmış olsanız. Homepage'e bakmaz, ona bakın, bakmaz, buna bakmaz. Bakın, zamana uymak zorundasınız. Atatürk ne diyor? Diyor ki devamlı ilerlemeniz lazım. İlerleyeceksiniz. Kompütörü yaratan adam dedi ki, IBM'in başkanı. Ya dedi, kompütörü ben yapıyorum ama dedi, bütün dünyada 5 tane belki kompütöre ihtiyaç olur, belki olmaz. Bunu diyen yaparken. IBM'in başındaki insan. Evet. 5 tane kompütör ya.
Bugün evet. Herkesin de bir tane komiser var. Bu böyle. Evet. Siz homepage diyorsunuz. Bir aralar ne kadar meşhurdu. Herkesin bir homepage yapmaya sevdası vardı. Homepage hatta devlet de destekliyor burada. Bilmiyorum. Parasını bile geri alma şansınız varken. Homepage de bitti. Artık homepage niye oluyor? Bir ekstradan bir şey daha oluyor. Yani birisi araştırmak istediği zaman bizim sayfamıza girsin. Güzel bir olay. Homepage'imiz oluyor. Sadece bana ait. Şimdi başka bir platform var. O platformda ise ben bir şey paylaşıyorum. Bir bakıyorum 3000'e gitmiş. 3000 kişi onu açmış, okumuş. Sizin bunu verdiğiniz 3000 kişi açıp okudu mu? Yok. Sorun burada. Evet. Şimdi başka bir konuya gireceğiz. Şöyle bir gözlemim var benim. Atatürk'ü, kendim de bir Atatürk'ü bir çizgide olan bir insan olarak benim kendi gözlemim Atatürk'ü düşünce dernekleri nerede yanlış yapıyor? Ben kendimce buna şöyle bir cevap buluyorum. Madem ki şimdi Türkiye'deki Atatürkçü düşünce dernekleriyle buradakini ben ayırıyorum tamamen. Madem ki biz Avrupa'da yaşıyoruz, madem ki biz Avrupalı Türk'üz, o zaman madem ki bu dernekleri biz, Atatürkçü düşünce derneklerini biz Almanya'nın çeşitli şehirlerinde...